Samsun, güneşin doğduğu şehir. Karadeniz'in endüstriyel sanayi merkezi Samsun. Enerji potansiyeli, küçükten büyüğe sanayi teşekkülleriyle, sanayide uzmanlaşmaya doğru yol alan sektörleriyle Samsun sanayisi. Karadeniz'in sanayileşmiş ekonomik çekim merkezi. İlk adım şehri Samsun, Karadeniz bölgesinin en büyük metropol şehridir. Nüfus yoğunluğu sebebiyle şehrin ticari ve sanayi potansiyeli son derece canlıdır. Samsun, yerleşim ve üretim alanları açısından yatırım noktasında diğer illere göre nispeten daha tercih edilebilir konumdadır. Ayrıca stratejik konumunun sağlamış olduğu getirilerle bölgedeki diğer illere göre daha avantajlı bir durumda bulunmaktadır. Karadeniz Havzası'na açılan ilk deniz kapısı ve İç Anadolu'ya açılan ilk kara kapısı olması özelliğiyle bölgenin ticari yapısında önemli bir yere sahiptir. Sosyoekonomik göstergeler. 2009 yılında yapılan Türkiye'nin yaşanabilir iller araştırması sonucunda 81 il içerisinde 24. sırada olan Samsun, iş ve yatırım, alışveriş, sanat ve sağlık konularında Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu ortaya koymuştur. Samsun, mevduat pay sıralamasında 17. toplam banka kredileri içindeki pay oranıyla ise 16. ildir. Şehir merkezinde 56 şube olmak üzere 19 bankanın toplam 100 şubesi ve 4 katılım bankası bulunmaktadır. Enerji. Samsun, gerek ülkemizin gerekse bölgesinin enerji sektöründeki konumuyla adeta bir enerji üssü konumundadır. Yıllık 16 milyar metreküp taşıma kapasiteli mavi akım doğal gaz faaliyet hattı ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır. Enerji üretim mevcutları içinde petrol ve doğal gaz dolum tesisleriyle enerji depolama ve aktarma terminali olan Samsun'da 5 hidroelektrik santralde yıllık toplam 3.379 gigawatt saat hidroelektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Organize sanayi bölgeleri. Samsun'da kurulum aşamasındaki gıda ihtisas organize sanayi bölgesi dahil olmak üzere 5 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. 112 parselden oluşan Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde 88 firma, 5.418 kişilik istihdamla faaliyetini sürdürmektedir. Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde en fazla işletme madeni eşya sanayi, demir dışı metaller sanayi, elektriksiz makineler sanayi, gıda sanayi ve plastik sanayi firmalarından oluşmaktadır. Samsun ekonomisinin dinamosu olan tarım sektörünün 47 hektarlık alanda kurulan yeni gıda organize sanayi bölgesinde ilk etapta 22 firma bulunmaktadır. 245 milyon TL'lik bir yatırım ve 1320 kişilik istihdam sağlayacak olan gıda organize sanayi bölgesine daha şimdiden olan yoğun ilgi neticesinde alanın genişletme çalışmaları başlatılmıştır. Samsun'un 83 parselden oluşan ikinci büyük organize sanayi bölgesi Kavak'ta üretime geçen 8, inşaat halinde 1, proje aşamasında 2, toplam 11 firmayla 252 kişilik istihdam oluşturmaktadır. Organize sanayi bölgesinde bugüne kadar 9 firmaya 12 parsel bedelsiz tahsis edilmiştir. 143 parselden oluşan Bahra Organize Sanayi Bölgesi'nde ise üretime geçen 6, inşaat halinde 3, proje aşamasında 3, toplam 12 firmayla 90 kişilik istihdam oluşturmaktadır. 5. Organize Sanayi Bölgesi ise Havza'da kurulmakta olup, kurulum faaliyetleri devam etmektedir. Yatırımlar için bedelsiz hazine arazisinin üretilebileceği Samsun'da, il dışından gelen yatırımcıların parsel talebini karşılamaya yönelik yatırımlar da artarak sürmektedir. Sanayi istihdamın %90'ını oluşturan ve yıllık 2,1 büyüyen imalat sanayinin yoğunlaştığı al sektörler, tütün, ana metaller, makine, tıbbi aletler ve ürünler,
mobilya ve ağaç işleme, konfeksiyon ve oto yedek parça üretiminden oluşmaktadır. Küçük sanayi siteleri. Büyük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra yoğun üretim yapan küçük tesisler de ilimizin mevcutları içinde bulunmaktadır. Küçük ve orta boy işletmelerin yaygın olduğu Samsun'da şehir merkezinde 5, ilçelerde 11 adet olmak üzere toplam 16 küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. İl genelindeki sanayi sitelerinde toplam iş yeri sayısı 5279'dur. Yatırım teşvikleri. Samsun, yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararıyla 3. bölge içinde yer almaktadır. Vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım geri tahsisi, faiz desteği, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve vergi indirimi destekleri bölgemizde uygulanmaktadır. Samsun, 2008 yılında 14 adet yatırım teşvik belgesi almışken, bu rakam yeni yatırım teşvik sisteminin devreye girdiği 2009 yılında 43 adet belgeye ulaşmıştır. Samsun, Türkiye genelinde 2009 yılında belge sayısı bakımından %1.73, sabit yatırım tutarı bakımından %3.53, istihdam sayısı bakımından %1.9'luk paya sahiptir. Samsun'a yapılan 701 milyon 529 bin 586 liralık sabit yatırım tutarı da dikkat çekicidir. Bu sabit yatırım, Türkiye'de yapılacak toplam sabit yatırımın %3.53'üne karşılık gelmektedir. Samsun, 2009 yılında alınan yatırım teşvik belgeleri incelendiğinde ise belge sayısı bakımından 16. sabit yatırım tutarı bakımından 9. İstihdam bakımından 15. belge başına yatırım bakımından 8. belge başına istihdam bakımından da 9. sırada yer almaktadır. Samsun, sanayide de kuzeyin yıldızı. Samsunlu sanayiciler, şehrin planlı olarak gelişmesine katkıda bulunmuş ve sanayinin disipline edilmesini sağlamıştır. Samsun'da 730 adet sanayici firma bulunmaktadır. Üreticilerin uyguladığı birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden bir üretim programı içerisinde üretimde verimlilik ve kar artışı sağlanmaktadır. Uzmanlaştığı sanayi kolları ve altyapısıyla sanayide marka. Samsun ilinde imalat sektöründe gıda, tekstil, ana metal sanayi, mobilya, giyim ve tıbbi aletler bulunmaktadır. İmalat sanayi sektörü toplam istihdamın %56'sıdır. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşları içinde Samsun'dan 2005'te 2 sanayici, 2006'da 3 sanayici, 2009'da da 3 sanayici yer almıştır. İkinci 500'de ise 2005 yılında 4 sanayici, 2009 yılında ise 7 sanayici firma yer almıştır. Bütün sanayi avantajları ve ticari başarılarıyla Karadeniz'in metropolü olan Samsun'un gelişmiş sanayisi, onun ulusal ve uluslararası yatırımlar ve yatırımcılar için en doğru yer olduğunu göstermektedir.